Kendime ne kadar güvenmesem de bir deneyeceğim bakalım ya. Şunu almak istemiyorum. Bunun muhtemelen gözleri iyi değil. Bunun da sanırım kas gücü mü yerinde değil? 3D göremiyor falan. Allah'ım. Irkın her biri birbirinden sakat oğlum. 1600 gold kasmışız ama ha, takdir ettim kendimi. Sometimes avoided that. Bu ne? Bilmiyorum, ona göre upgrade'leyeceğim. Shinobi'yi falan upgrade'lemeyeceğim şimdilik. Potion'ları güçlendiriyor galiba. Olabilir aslında. Potion up alınabilir. Upgrade miner. Yok, miner'ı da upgrade'lemeyeceğim. Hiç item bulamadık ki. İtem bulamadığımızdan aynı şeyi yapıp yapıp duruyoruz anasını satayım. İtem bulsak. Görüşürüz Esra. Bay bay. Titanfall 2 yok. Ve yayın IRL'de değil, aldım. Şu özelliğinin ne olduğunu bilmiyorum ki. Release your inner Kent and avoid that sometimes. Ney? Ölünce daha mı az para vereceğim? Ne yapacağım? Ölünce daha az para verme olayı şu. Ha, ölmeden koruyor bir şansla. Ya o zaman gerek yok ya. Ben zaten her türlü tek yiyorum abi. Damage arttırayım madem bir tık. Evet, bu da kör. Yeni item yok ki, açamıyoruz ki arkadaş. Yeni itemleri açabilsek. İtem açamadığımız için böyle oluyor zaten sürekli. Neyse. Zindanı falan sıfırlamadan giriyorum bakalım bir. Neler yapacağız, neler yapamayacağız onları bir görelim. Dostum, Zomboid'i yarın oynarız. Bugün zaten yaklaşık bir 5-6 saat yayında şey yaptık, kaldık. İşte benim elimde şey olsa, hop. Malzeme olsa, malzemeden kastım bu arada şey, oyun. Oynayacak oyun bulamıyorum çoğu zaman yayınlarda. Hani oyun yelpazem biraz daha geniş olsa, birazcık daha şey yapabilsem, çok daha güzel iş yapacağım da. Babuş, Allah'a emanet ol. Ben kaçtım. Kaybolan bardak. Çok teşekkür ederim. Hem bugünkü desteğin, hem chatte bulunup bize vakit ayırman, her şey için çok çok sağ ol dostum. Eyvallah. Ya inşallah ayırdığım vakte değmişimdir. Dante hoş geldin. Oo, benim Fuşra Dağım vardı. Ben Fuşra Dağı unuttum. Dur, bir orta katı açalım. O ne? Canı fullendi onun değil mi? Ama bu çok haksızlık ya. Hayır, bir şey değil, kesiyorum. Bir insanlık şey veriyor ve ben o kadar manayı yedim. Saldırısından kaçınacağım diye adamın bütün yediği hasarı sıfırladık. 10 numara bok gibi kaldık ortalıkta. Değdi babuş, değmez mi? Sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Tekrardan Allah'a emanet ol. Sen de hocam, sen de çok teşekkür ederim. Eyvallah. Güzel zaman geçirdiysen de mutlu bana. PUBG geçsem bundan sonra. Oynayacak arkadaşım yok. Ya beni biliyorsunuz. Tek başına yeteneksizim. Ve oynayabileceğim arkadaşlarım şu an Discord'da değiller. Ben az önce double damage mi yedim birinden? Öyle bir hissettim sanki double damage yediğimi. Ha, solo diyorsanız solo girelim de, solo ben hiçbir boku beceremem. İki sandık için şu an var ya, götümü elek gibi deldireceğim ha. O ne ya? O ne ya? Allah ne verdiyse Samet, buradan uza Samet. Samet uza. Oğlum çok tırstırıcı. Ben bunlardan kaçtım ya. Ben bunlardan kaçtım ya. Harbiden helal olsun ya.
Yayınlarda Don't Start Together olabilir tabii ki ya. Güzel olur hatta Don't Start Together. Ama izleyici oyunu dediğimiz şey öyle her oyunda olmuyor ya. Misal ne bileyim. Ya beraber LoL atalım tamam mı yani? Ben LoL'ü güncelleyeyim, beraber LoL atalım. Beni fokuslayın, yok edin falan filan. O konuda sıkıntı yok da. Hani Don't Starve'dir, Project Zomboid'dir atıyorum ya da EU4'dür. Bu tarz oyunlar multiye çok uygun değil diye düşünüyorum. Çünkü hani survival özelliği ön planda olduğu için hani konum alıp yerleşip bir düzen kurman daha önemli oluyor. O yüzden o tarz oyunlar sıkıntı yani. Kankacım ben Halil'le konuşmuyorum. Ondan dolayı Halil'in PUBG'de olması benim için bir anlam ifade etmiyor. Minecraft anlamı... Minecraft oynama. Düşünürüm canım, niye düşünmüyorum? Minecraft güzel oyun zaten ya. Misal bak Musa'nın YouTube'da Minecraft serisi var. Adam şey yapıyor. Şehir falan yapıyor. Kesin bunun altı bombok bir yere çıkıyor var ya. Aa yok, hayret. Normalde buranın aşağısı da tuzaklıdır diye düşündüm ama. Bu arada gayet iyi gidiyoruz ha. 1000 gold toparladık. 1000 gold da öyle hafif alınabilir bir rakam değil. Halil'le aranızda ne oldu? Bir şey olmadı, sadece konuşmak istemiyorum. Zomboid'in zorluk ayarlarını multide ayarlamak gerekiyor. Yoksa olur aslında. Ya Volkan'ın var ya hani şey böyle tekte ölme olmasa, hani geçenki save mesela benim tek ısırığıma gitmese çok güzel olacaktı da, geçenki save tek ısırığa gitti be abi. Oo nope, buraya girmem. Ama şey var, hazine sandığı var. Bir saniye. İki saniye şu çocuğu öldürebilirsem. Ay. Abi bir saniye. Bak. Altınları alıp gidecektim ya. Altınları alıp gidecektim ya. Beceremedim. Neyse. Paladin'i alalım bari. Aç gözlülük arkadaşlar. Aç gözlülük başa bela. Bir tık daha atı arttırayım da madem. Neden kanalda olan oyunları soruyorsunuz? Ne gibi? Şey anlamadım. Papa Eros. Ya oğlum item çıkartmaktı benim niyetim ya. Geçenki zindan iyiydi aslında. O zindanda oynamaya devam mı etsem? Yok ya, şimdi tuzaklarıyla falan kanserleyen bir yer gelir. Ama sandıklar falan gidecek şimdi. İçsinler, ne yapalım ya. Yapacak bir şey yok. Fetupi, takibin için teşekkür ederim. Hoş geldin. Ya kankacım, küsme değil de tek taraflı bir şey. Halil'in bana karşı bir sıkıntısı olduğunu zannetmiyorum. Ben Halil'e karşı sıkıntılıyım. Yani sıkıntılıyım demeyeyim de. Konuşmamayı tercih ediyorum, öyle söyleyeyim ya. Ya sebebi özel olmakla beraber konuşmamayı tercih ediyorum. Ya sizi etkileyecek bir durum yok yani ortalıkta, merak etmeyin. Sandıklar açılmış olduğu için. İlkel kişiyimi kaybettim tabi. Knight'ta elinde ne var? Oyunu bıraktım. Ya bırakmadan önce de çok bir şeye sahip değildim zaten ya. Artı bir Rabbit iyiyim mi ne vardı? Başka bir şeyim yoktu yani. Dur ya, şu yan taraftaki yerlere girip birazcık benim yaratık kesmem lazım. Burası hep sıkıntıydı, salla. Buradan günlüğü aldık. Ya burada camış gibi adam gelecekti üzerimize, aynen. Yaratık kesmek için giriyorum buralara bu arada. Yani kutuların kapalı olduğunun farkındayım da. Yaratık kesmek için giriyorum. Yaratık kesmek de güzel özellikler veriyor çünkü.
İlker'cim görüşürüz dostum. Ha, o doğrudur. Yani hoşuna giden neyse arkadaş onu görmek istiyor büyük ihtimalle. Ondan onu soruyorlar. Ya belki de biz birazcık çok tükettik ya dostum. Yiğitli babuşka hoş geldin ve zor stream. Teşekkür ederim. Yani bir şey yapmışsın ama ne yaptın anlamadım. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Raid baskın dedikleri şey mi? Bir şeyler oldu ama ben ne olduğunu anlamadım tam. Eyvallah. Night en son oynadığımda 2008-2009 dönemiydi. Bir gireyim dedim. Sen deyince oyunun içine etmişler kanat falan gelmiş. Abi sen kanata mı şeysin? Bitiksin. Ben oyunu her türlü oynuyorum. O açıdan sıkıntı yok da. Şey yani oyunda kanata gelesiye kadar bir ton şey var abi. Oyuncu kitlesi her şeyden önce çok değişmiş vaziyette yani hani eski ortam yok. Ben eski Knight ortamını bulurum diye gittim. Mesela ne bileyim eskiden bizim çok tatlı bir ortamımız vardı işte abilerimiz, tanıdıklarımız falan filan. Mahallecek oynuyorduk ya hep beraber. Şimdi o kalmamış yani herkes birbirini gondikleme derdinde. Bir de özellikle oyun içi parayı çok veren slotlar var. Farm slotu diye geçiyor. Oralardayken ya bilimum ana bacı her şeyini savunmak zorundasın abi. Hem slotu korumaya çalışıyorsun hem ananı bacını korumaya çalışıyorsun. Birazcık şey yani. Crown takibin için teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Gladiator School'u bitirdik ama kankacım. Yani bittin. Oyunda bir şey kalmadı ki. Geçelim oynayalım da yani Gladiator School'da bir şey kalmadı. Senatörün getirdiği son boss'u da kestik. Oyun bitti yani artık. İstersen Don't Starve Together ya da Payday gelirim. Survival yerleşme çalışma konusunda iyiyim. Eyvallah kanka. Metin 2 düşünmüyorum ya. Teşekkür ederim. Benim çocukluğum Knight'la geçti. Ondan bir Knight Online sevdası var bende ama. Metin 2 ile pek bir bağlantım olmadığı için. Buradakiler diğerlerine nazaran biraz fazla mı vuruyor? Bana mı öyle geldi ya? Hem canları fazla hem attıkları damage fazla. Neyse toparlarız ya. Alt kata inmeyeceğim. Işınla beni üst kattakileri temizlerim. Ulan yukarı ışınlasana girişe. Girişe getirmedi bir türlü ya eleman. Sanırım sen de 95'lisin aynen. Aynı dönemlerde oynadıydık muhtemelen. Çok özlediydim. Oyun bayağı sıkıntı olmuş. Oyuna Crowboss falan diyorlar. Kendimi bayağı yaşlı hissettim. Ya Knight'ın yaş kitlesi hep büyük değil miydi ya? Ben de 95'liyim aynen. Ya beni bir arkadaşım başlattı internet kafede. İnternet kafede Knight mı oynanır? Oynuyorduk vallahi her gün. Okuldan çıkınca 1-2 saat. Sonra belli bir dönem yasaklandı. Hani hatırlar mısın bilmiyorum hocam. Belli bir dönem Knight'ı yasakladılar. Yasaklamalarıyla beraber artık hani akşam 5'ten sonra gizli launcher'dan falan açıyorlardı. Ya ne bileyim işte C'nin içerisine adam Popkek tarifi diye kaydetmiş ama Knight halbuki. Ya da şey yapıyorlardı. Elemanlar açıyordu. Denetim olacağı zaman kapatıyorlardı. Bir şey yapıyorlardı. Ulan Knight yasaktı bir dönem ya. Harbiden. Ama niye yasaklandığını hatırlamıyorum. Yasağı yediğini çok iyi hatırlıyorum. Ama niye yasaklandığını hatırlamıyorum. Psikopata bak. Kalkanı kaldırdım hala indiriyor beni. Şahincim görüşürüz dostum. Görüşürüz. Senin niye sub emotu, cheer emotu, bağış emotu yoktu? Var. Olması lazım ya. Sub emot şey sub ve bağış için emot. O burası beni çırpar. Mayalara girmeyeceğim. Nere kaldı? Ha, alt katı kalmış bir. İlk dungeon'ı geçmişiz neredeyse. CSGO'm var da ben iyi oyuncu değilim CSGO'da. Sıkar sizi yani. Antrenman bile yapmıyorum doğru düzgün. Antrenman yapsam olacak da bir şeyler. Yaş ortalaması bayağı büyük de büyük olması iyice bozdu oyunu bence. Herkes oyunu zevk için değil para kazanmak için oynuyor. Abi şimdi bak eğri oturup doğru konuşalım mı? Oyunda para var. Yani
Şimdi ben sana desem ki oyunda para yok, oyun keyif için oynanır, yalan söylemiş olurum. Knight'ta para var, hem de çil çil para var. Hele ki şeyin peşindeysen bak, sen bilirsin misal, CZ var. Player vs Player, PvP savaşlarının yapıldığı yer. CZ'yi biliyorsundur zaten. CZ'ye işte bahçe diye bir şey eklediler. Burada bir yerde bir yaratık daha var, şu aşağıdaki muhtemelen. Oo, bu top mop atıyor. Ben o paraları nasıl alayım ya? Bahçe var böyle bir tane. Bahçenin içerisinde çıkan yaratıklar var. İşte Pride'dir, Glutton'dur falan. Onların içerisinden fragment düşüyor. O fragmentler köpek gibi para ediyor. Biz bir ara kırdık kafayı. Ayarladım mahalleden arkadaşları. 4 kişi abi. 4 kişi. Oturduk çarları işte. İtemleri falan dizdik. Yaklaşık bir 5-6 saat oynadık ama mekanı boş bulalım diye sabahın 8.30'unda falan kalktık yani. Düşün, o derece psikopatlık boyutunda. Hadi gidelim bir şeyler kasalım edelim diye. O gün şansımıza köpek gibi para attı oyun ama ya çoğu zaman şey ya, iş şans işi komple. Samad abi, bundan sonra öylesine konuşmak için yarım saat boş yayın yapsana. Ha şeyi mi diyorsun, IRL yayını? Ben bu oyunu oynarken beynimi dolu hissetmiyorum ya, şey yapabiliriz, sohbet edebiliriz. Ben cevap veririm. 4 kişi mi lan? 2 parti dönüyoruz biz oraları. 3-4 de yanımızda başkaları var. Hangi sunucu olduğuna bağlı. Ben olimpiyadayım misal. Olimpiyada rahat. Ya direkt sabah 8'de kalkarsan JR'dir, FT'dir. JR'ler çok kanser, o JR dediğimiz şey. Evet, galiba bütün her şeyi bitirdim ben buradaki. Sanırım artık eşek gibi zindanın öteki tarafına gideceğiz değil mi? Bakalım. Aynen abi. Bütün castle taraflarını açtık galiba. Hı. O zaman mecbur buradan artık ilerisini keseceğiz. Çekiniyorum da açıkçası. Ben bu zindanı yenilerim bu arada ya. Ya sürekli aynı zindanda farmlayıp farmlayıp dururuz. Samad abi, az önce aldığın Bounty Run para hakkındaydı galiba. Bir kez oynamıştım oyunu ama doğru olmayabilir de. Kontrol ederiz, sıkıntı yok. Problem değil. 1000 dukat bir para kasmışız zaten. Birkaç tane de rün almayı başardım. Şövalye kardeş, beni bir uğraştırma. Ay, yanlış yere attım ya. Çüş! Anasının hörekesine yolculuk, o ne ya? Kardeş, çılgın mısın? Ben seni keserim lan ama. Arkadaş, son hakkım, lütfen öl. O ne? Uvaaayyyy. Sakin. 8 yanına dans ediyoruz bunlarla. Zindanı genel olarak beğendim ya. Güzel bu zindan. Cosp falan kullandım mı ben zamanında? Bıçakçılar Hunter falan atıyordu CZ'de. Aa. OTP mevzusunu getirdikten sonra hiç bilmiyorum ya. Cosp var mı? Hala var ama şu şekilde var. Mage Cosp'lar var acı abi. Mage cosplar var. Bu elemanlar şey yapıyor. Estanta falan boş düşüyor ya işte. Troll King'dir, şudur budur. Elemanlar onları hızlı kesiyorlar işte. 33'lük skill'lerle kesiyorlar. DTS'ye falan dönüşüp. Kesip şey yapıyorlar. Hani oradan düşen değerli itemlardır. İşte şeydir. Ay, beltler. Senin o silahının erimini oyuna kod olarak ekleyen... Ha.
Ben bunu niye dojlamaya çalışıyorsam mutlaka yiyorum zaten arkadaş. Bu arada boss'a bile ananın ağzı. Yok yok, bunlar kesilmez abi. Bunlar kesilmez. Alper'cim Türkçesi çıksın olabilir dostum ya. Soğuk esprili. Hoş geldin. Takibin için teşekkür ederim. Eyvallah. Assassin'le hiç oynamadım. Merak da etmiyorum açıkçası ya. O yüzden Barbarian King'i seçeceğim. Paramı saklayacağım. Yeni bir item açıldı çünkü. Belki o yeni item işimize yarıyordur. Heh. Güzel güzel ekstra para. Süper abi. Silah rünü değil miydi o? Oğlum silah bile yok elimizde ya. Pelerine yeni bir şey eklendi. Onu da açamadım zaten 1300'e. O kadar param çıkmadı. Zindan baştan resetlensin o zaman ya. Aynı zindandan para kasamayacağız çünkü. Mehmet Köroğlu oyunumuz Rogue Legacy dostum. CS'de bizlerle saklanmaç oynayabilirsin. O ne bilmiyorum ki. Oyundan sevdiğim olay ağaçlara troll çekmekti. Troll varıyor. Sonra oraya çöküp kendi partinine kasmak bayağı iyiydi. Yani. Abi tane başı 13 gold hiç fena sayılmaz ya. Adamın kestiğinden de gold çıkıyor maşallah. Kestiğim yaratığın alevine oturmak da bir ayrı yetenek işi ha. Harbiden bir ayrı yetenek işi. Troll Warrior olayında çok küfür yiyorduk. AP'lere cos bırakmak falan artık oyunlardan aynı zevki almıyorum. Ya o dönemler bir farklıydı ya. O dönemler bir farklıydı. Hani ya şimdi ya ne kadar oynadım bilmiyorum da oyunu hocam. Oyunda 60'a kasması falan artık hiç zor değil. Yani adamlar oyunun olayını direkt 60'a kas, çık git, oyuna para yatır, item al, savaş. Hani o mantığa şey yapmışlar, çevirmişler. Ben odada no fighting yazdığını görmedim ki. Bilsem savaşmadan geçerdim. Ne yapayım? Salla gitsin ya, birkaç parça bir şey kıracağım diye. Gizli geçit var burada bir yerde. Yok mu? Cüce şeysi mi bu? Boş bir oda daha. Paralı olmuştan kasıt şu, hesabını doğrulaman gerekiyor. Hesabını doğrulamak için de 5 endpoint mi ne yüklüyorlar. Bayağı şey sıkıntılı. Saygın Bey abi ne yapıyorsunuz? Takibin için teşekkür ediyorum. Hoş geldin kanala. Tamam, aptal gibi oynamaktan vazgeç. O tabloyu adam zannettim. Ondan geldi başıma geldiyse zaten. Birazcık daha fazla para çıksa müteşekkir olacağım aslında ama. Neyse canımız full en azından. Eskiden videolarında çocukluk hikayelerini falan anlatıyordun. Çok samimi. Arada böyle yapar mısın? Yapıyorum zaten. Son spor videosunu ya da ne bileyim Punch Club videosuna falan göz attın mı dostum? Öyle yapıyorum yine arada. Adamın kemiklerine tüküreceğim şimdi ya. Gelsene kardeş dibime dibime. Allah'ım tam sövmelik ya. Dark Souls geçeceğim mi bundan sonra? Zannetmiyorum ya. Geçen Dark Souls'ta kafaları yedim. Aynı yerde ölüp ölüp durduk. Left 4 Dead 2 oynayalım iki adam daha bunu.
Kankacım bu oyundan sonra yayını salacağım büyük ihtimalle ya. Çok teşekkür ederim ama ilgin için. Eyvallah. Steam'den eklemem için subs olman lazım. Onun dışında Steam'de 20'nin olması lazım dostum. Çünkü yerim yok Steam'de. 640'da 640 full çekiyor maşallah. Oo yok 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 yok. Maya kabilelerine ben bulaşmam. Onlar orada beni haşlar. Kankacım domino yok. Onu da yarına saklayalım. Bugün artık 6 tane mine oyun oynadık ya. Bence gayet iyiydi. Hop. Abi 13 gold falan çok iyi geliyor ya. Şuraya baksana. Neredeyse bir para kastık bile ama. Ya derdim hem para kasmak hem kastığım para yetmiyor hem bu kastığım parayı kullanabileceğim item yok. Keşke bir şey falan çıksa böyle. Parça, rün. Herhangi bir şey ya. Çok bir şey istemiyorum. Rün çıksa 10 numara olur aslında da. Her gün düzenli yayınlara devam mı? Tabii ki. 6 aydır bir fiil aralıksız. Demeyeceğim mi? Mümkün mü lan sizce? İnanırsan her şey mümkün Samet. Oğlum çok korkuyorum lan. Ama bu anasının nikahı. Şu son yaptığınız yer. Püh! Allah cezanızı vermesin ya. İnsan oynayacak lan bu oyunu. O ne öyle ya? Envai çeşit tuzaklar, muzaklar bir şeyler. İnsan oynuyor bu oyunu kardeşim. Bak bütün el ayarım gitti şimdi. Ama var ya az daha. Az daha olacaktı be. Az daha olacaktı ya hissettim yani. Ne oyunlar vardı bugün? Ne oynadık lan biz hakikaten? Sky Hill oynadık. Elektrik gitti. Tekrar Sky Hill oynadık. Sky Hill'den sonra Palagoyens girdim. Palagoyens'ten sonra Master of Orion girdik. Master of Orion'dan sonra State of Decay. State of Decay'in ardından da oraya gitmem gerekiyor da şimdilik burada yer varsa başka birilerini keseyim başka bir şeylere. Aynı yere ışınlandım bu arada. Immortal Redneck'te böyle ölüp ölüp dirildikten sonra da normal bu oyuna geri döndük. Ben oradan aşağı nasıl ineceğim acaba? Orası nasıl bağlanıyor? Ben burayı kesmemiş miyim? Gözümden kaçmış demek ki. Burası da direkt cehenneme inmiyorsa tabii. Hayır cehennem katı değil. Rünmün bir şeyler verecek bana. 1600 gold da iyi para. Yarın kaçta açarsın? Aynı vakitte genelde. Ankara'ya gelsem ziyaret edebilir miyim seni? Kankacığım ben ailemle beraber yaşıyorum. Ananız! Anan ölsün! Bu ne ya? Abi anan ölsün ya. Öyle bir lanet mi var lan? Oğlum demet yedikçe param dökülecek benim. Ben nasıl öleceğim ben? Abi bir yığın param döküldü ya. Bir yığın. Demet yedikçe param dökülecek. Ben ne bok yiyeceğim? Eyvah. Al hazırla kudur şişko. Oğlum. Ölmem için garanti damage yemem lazım. Ve ben damage yedikçe para kaybedeceğim. Öldürün beni daha iyi. Ya ben bu parayı nasıl eve götüreceğim şimdi ya? Benim bir şeyden tek yemem lazım.
No. Paralarımı orada kaybetmek istemiyorum. Bari rün falan almaya çalışayım ya. O lanet bana nereden geldiyse lanet girsin o lanete. Ayıp ya. Demeye cedikçe paranın dökülmesi ne demek abi? Resmen canımdan bir parça kopuyor gibi hissediyorum ya. Bir saniye. Bir ucuk vursana bana. Ya da vurma ya. 2000 gold param var abi. Ben bu lanetle nasıl yaşayacağım peki? İyi ver, kumar da oynayalım. Tamam, ortaya açmayacaktık. Neyse, bu para her türlü benim götüme gireceği için ben takmıyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ne bileyim, belki yeniden doğma şansı falan verir diye şey alıyorsun anasını satayım. O aldığın zımbırıkta... Oğlum çok fena param gidiyor lan. İnsan üstü gidiyor para lan. Babaannenin slime çiftliğini yoğurayım. Böyle bir şey yok ya. Babaannenin slime çiftliğine. Şimdi sıçtık, şimdi sıçtık. Şimdi sıçtık çocuklar. Oha, 500 gold gidiyor lan. Allah belanızı versin be. Evlat acısı gibi ya. Kürmür bir şey yok mu, kurban olayım. Abi kürmür bir şey yok mu? Ne olur abi. Abi bunun bir tedavisi, çözümü olmalı. Tamam, geri topluyorum da öldüğümde ne olacak ya? En sevdiğin ressam kim? Ben ressam... Şeyle alakam yok benim. Sanatla, kültürle. Project Zomboid yarına kalsın artık. Bir yerde damage yiyip yiyip parayı geri al. Sanırım yapacağım daha iyi bir taktik yok. Kimsin lan sen? Abi eve dönüşün bir sırrı olmalı. Oğlum 2200 gold bu paraya ziyan olmasın bu paraya. Abi 2222 ziyan olmasın abicim bu paraya. Ziyan olmasın ya. Çok üzülüyorum ben ama böyle olunca. Kendimi tuzaklara mı öldürtsem acaba? Boss'a girsem... Acaba boss götüme ne kadar koyar? Tamam, çok güzel, çok güzel. Ekipman çıkıyor, harika. Çok ponçik bir havadayım şu an ama. Param bitince eksilere mi geçeceksin? Eksilere geçmeyeceğim de. Kardeş dur ya. Bir saniye. Sen bana vursana, ben parayı toplayabildiğim kadar toplayayım. Tek yediğimde ne kadar az damage şey yaparsa o kadar iyi ya. Şu küçük salaklar değil. Mümkünse sen vur. Heh. Lütfen bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir saniye, paraların... Param. Ne kadarını toplayabildim acaba? Acaba ne kadarını geri getirebildim? Lich Queen. Aslında Lich Queen iş yapar ya. İki tane Lich Queen'im var.
1300 mü? Abi 2000 gold'lu param ya. 2000 gold'lu param ya. 2000 ya. Aşak geçiyor galiba ya. Özellik no ne? Açalım da bunu takalım bari. Kesinlikle dalga geçiyor olmalı ya. Harbiden dalga geçiyor ya. Neyse ver vampir kolluğunu ver anasını satayım ver. Kaan, Atimo ve Unstable Babel. Teşekkür ederim. Bundan sonra Assassin alsana klas olarak. Olabilir aslında. Çok şey yaptım ya. Moralim bozuldu ya. Lan 2000 gold para vardı. 2000 gold paradan geriye hiçbir şey kalmadı arkadaş. İyi mi? Çok can sıkıcı bir durum. Assassin'in özelliği ne bilmiyorum. Şimdi en azından Lich Queen'le oynuyoruz. Lich Queen'in özelliği belli. Ne kadar fazla yaratık kesersek maksimum can değeri o kadar yükselecek. O yüzden tam bir early hero'su kendisi. Şey early diyorum, late hero'su kendisi. Ne kadar fazla yaratık kesersem o kadar çok canım olacak. Ama maksimum can değeri bir yerden sonra duruyordu diye hatırlıyorum. O kötü. Kayıp kumanda, teşekkür ederim takibin için, hoş geldin. Ben daha hiç kumandamı kaybetmedim ya. Ama telefonumu çok kaybediyorum abi. Şu an bile nerede olduğunu bilmiyorum mesela telefonumu. Telefonumu biraz fazla sıklıkla kabul ettiğimi, şey kaybettiğimi itiraf etmem gerek. Telefonu çok sık kaybediyorum. Tepeden o sıkıştırıyor, oradan bu sıkıştırıyor. Ben tuvalete gittim geldim, ne oldu 2000 gold? Yalan oldu. Ulan Sude, ulan Sude, senin yazdığını okuyacağım diye bile kafayı şeye vurdum. Tuzağa vurdum. Allah'ım ya Rabbim ya. Bok yedik. Neyse ya ufaktan çıkalım abi. Ufaktan çıkalım.